Ben çok özür dilerim. Ben böyle olacağını düşünmedim. Senin suçun yok ki. Yalnız kalmayayım diye çağırmışsın Melike'yi, söyledi. Teşekkür ederim. Sen merak etme, tamam mı? Bir daha böyle bir şey olmayacak. Ya Miran, biliyorum hiç zamanı değil. Ama şimdi söyleyeceğim şeye sakın celallenme, tamam mı? Bir sonuna kadar iyice dinle. Melike'ye ne yapmaya çalıştıklarını sen de gördün. Sen gelmeseydin her şey daha kötü olacaktı. Bir daha olmayacak Reyhan. Söz veriyorum. Ya ama ya olursa? Melike'ye değil ama başka birine. Azat'a. Reyhan, sen bunu bana özellikle mi yapıyorsun? Daha sana kaç kez söyleyeceğim? Azat değil. Azat abi. Tamam Miran. Tamam. Benim Azat abimle görüşmem lazım. Reyhan, sen ne dediğinin farkında mısın? Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bırak o adamla görüşmeyi, aynı ortamda aynı havayı bile soluyamazsın. Ya Miran, benim Azat abimle bir kez olsun görüşmem, konuşmam lazım. Sorduğu soruların cevabını benden duyması lazım. Hangi cevapları Reyhan? Hangi cevapları? Burada zorla tutulmadığımı, seninle isteyerek evlendiğimi. O kimmiş ya? O kimmiş? Sen neden Hazreti Efendi'ye açıklama yapmak zorundasın? Neden Reyhan? Bırak, neye inanıyorsa inansın. Sen neden Azat'a açıklama yapıyorsun? Azat'la görüşmeyeceksin. Bitti. Ben senden izin istemiyorum Miran. Bilmeni istediğim için paylaşıyorum sadece. Esirin değil, karınım ben senin. Miran bak, Azat abim benimle konuşmadan durmayacak. Durmazsa durmasın, durmasın. Reyhan, ben onun canını sırf senin hatırın için bir kez bağışladım. Ama o gün de söyledim. Eğer bir daha aynı şeyi yapmaya kalkarsan... Kalkarsa ne olacak? Bedelini öder. Nedir bedeli? Ne yapacaksın, canını mı alacaksın? Eğer benim kanıma yaklaşırsa... evine yaklaşırsa... bize zarar vermeye kalkarsa, evet. Ya bunu başka türlü çözmek varken niye kırıp dökmek istiyorsun? Zaten bir kere konuşsan bütün bunlara gerek kalmayacak. Daha neyi konuşacaksın Reyhan? Zaten konuştun, söyledin. Daha bu adam neyi duymak istiyor, ben anlamadım. Silahlar olmadan, kavga, gürültü, tehdit olmadan mutlu olduğumu benim ağzımdan duymak istiyor. Her şeyden öte, gönül nasıl senin amcanın kızıysa... Azat abi de benim amcamın oğlu. Geçmişi ikimiz de biliyoruz Miran. Unutmak istiyoruz. Unutturmak istiyorsun. Bırak anlatayım ki Azat abimin de içi rahat etsin. Bilsin ki her şeye rağmen seninle mutluyum. Yaşadığımız onca şeye rağmen seninle kalmak istiyorum. Bırak anlatayım ona Miran. Asla. O Azat Şahdoğlu'yla bir araya gelmeyeceksin. Onunla görüşmene izin vermem. Sana yaklaşmasına izin vermem. Böyle bir şey asla olmayacak. Konu kapanmıştır, bitti. Miran, neden anlamak istemiyorsun? Senle Azat abimle görüşmeden müsaade etmediğimiz sürece her şey daha da kötü olacak. Beni duydun Reyhan. Azat'la görüşmeyeceksin. Ne oluyor? Ne olsun? Senden aldığı nikah çatır 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 diyor. Azize Hanım, gelinin dişli çıktı vallaha. Nasıl da bağırıp çağırıyor kocasına, duyuyorsun. Herkes bir gönül değil tabii. Öyle vur ensesine, al lokmasını nerede? Abi! Elif, gelme peşimden. Buna ne oluyorsa? Neden ya? Neden? Neden benim sana güvenmemem gerekirken sen bana güvenmiyorsun? Seninle olmak için ezip geçeceğim onca şeye rağmen niye bana bunu yapıyorsun?
Bicim ayların fırtınaya tutuldu galiba. Kayın su alıyor. O koşarak gittiğin kapıdan temelli çıkacağın günler yakındır. Elif aşağı in. Elif! Arabadan in dedim. Abi neden anlamıyorsun? Reyyan'ın Azat'la konuşmak istemesinde kötü bir niyeti yok. O sizin için, ikinizin mutluluğu için çabalıyor. Azat'a mı bağlı bizim mutluluğumuz? Sen ne demeye çalışıyorsun? Abi bak, yanlış anlıyorsun. Hemen öfkeleniyorsun. Ya bir sakince dinlesen her şey çözülecek. Bak, sen nasıl ki Gönül ablamı korumak istiyorsan... Azat da Reyyan'ı korumak istiyor. Reyyan'ın Azat'ın korumasına ihtiyacı yok. Kocası var onun. Ben varım ben. Abi bak. Hani Gönül ablan mezarlığa gittiğinde sen nasıl korktun? Hemen peşinden gittin ona bir şey olacak diye. Reyyan sana bir kerecik olsun dedi mi sen neden Gönül'ün peşinden gidiyorsun diye? Üstüne üstlük siz eskiden evliydiniz. Bir düşünsene. Elif aşağı in. Hayır beni dinleyeceksin. Sen Gönül'e karşı ne hissediyorsan, Reyhan da Azat'a karşı onu hissediyor. Bırak konuşsun abi. Bırak o anlatsın seninle birlikte olmak istediğini. Anlatsın ki bitsin bu mesele. Çözülsün artık. Ne sen zarar gör ne de Azat. Elif'in arabadan. Elif bize biraz izin verir misin? Geçecek mi öfken? Seninle konuşmayı bazen öyle zorlaştırıyorsun ki hangi kelime kalbine tesir eder? Hangi söz kalbine işler bilmiyorum. Nasıl anlatacağım kendimi sana bilmiyorum ya. Hani her şeyi konuşacaktık? Hani paylaşacaktık her şeyi? Bu Azat Şahdoğlu ile ilgili söyleyeceklerimi söyledim. Bitti. Sen söyledin, sen karar verdin. Bana fikrimi sordun mu? Sormadın bile. Verdiğin sözleri çabuk unuttun Miran. Reyhan! Nereye gidiyorsun? Reyhan! Ya nereye gidebilirim? Söyle ben nereye gidebilirim? Ben bunca yaşanana rağmen kime evet dedim? Kimin yanındayım? Bunları hiç düşünüyor musun? Ben seni sevdim Miran. Ama en çok da senden incindim. Bana yaralarını saracağım diyorsun ama sadece kanatıyorsun. Söyle şimdi bana. Kimim ben, neyinim? Yerine karar verdiğin bir süs müyüm yoksa hayatı paylaşacağım dediğin karın mı? Sen benim her şeyimsin. Ben senin her şeyinsem, beni kaybettiğinde her şeyi kaybedeceksin. Her şeyin değil de sadece sevdiğin kadın olsam yetmiyor mu? Her şeyi kaybetsem bile yanında olmak istiyorum. Ben seni kaybetmemek için konuşmak istiyorum Azat abiyle. Onu da kaybetmemek için söyledim sana, ben kimse ölsün istemiyorum. Yapamam Reyhan. Anla beni. Olmaz. Azat olmaz. Sana benim yüzümle baktığını bilerek olmaz. Öyleyse bana hem Azat abinin yasını tut... ...hem de beni sev diyorsun. Mümkün değil mi lan? Çünkü Azat durmayacak. Benimle konuşmadıkça durmayacak, sen de ona bir şey yapacaksın. Ama yaptığın şeyi sadece ona değil... ...bize de yapacaksın Miran. Bize de. Thank you.
Hadi canım. Hadi ben. Geldim. Sen bana güvenmiyor musun Mira? Senin için onca şey çiğneyip gelen bana. O zaman diyecek bir şey kalmıyor. Ben değil sevdam bile seni inandırmıyorsa diyecek bir şey kalmıyor Mira. Melike, sağ ol haber verdiğin için. Çiftliğe gitmişsin Mira. Ya neden? Yaşadığımız onca şeye rağmen niye hala yapmak yerine yıkmaya uğraşıyorsun? Ben üzüntünü hafifletmek, babaannenin yaptıklarına rağmen senin yanında olabilmek için elimden geleni yaparken sen niye hala benim canımı yakacağını bile bile babamı herkesin içinde ananın babanın katili olmakla suçluyorsun? Ben ne eksik ne de fazla anlattım Reyhan. Olanları onlardan saklayan baban. Hani sen diyordun ya gerçekler ortaya çıksın diye. Al işte, herkes öğrendi. Onlar babaannenin gerçekleri. Beni Azat abimin aşığı gibi göstermek için oyun kuran babaannenin gerçekleri. Bu mu gerçek Miran? Bak, benim babaannem bir yanlış yaptı. Hem de çok büyük bir yanlış yaptı. Ben bunu kabul ediyorum. Ama sen babanın geçmişini kabul etmiyorsun ya. Ya sen nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun? Tamam, haydi babam umurunda değil. Ya annem, ne hale geleceğini hiç düşündün mü? Ya benim anam Reyhan, Zehra Hanım sağ. Benim anam yıllardır toprağın altında. Şimdi söyle bana, hangimiz daha acımasız? Babam mı ben mi? Yapma! Yapma bunu kendine, yapma Miran. Acını taze tutma. Bırak. Bırak, belki babamın anlatacakları acını dinle. Benim acımın dinmesi imkansız Reyhan. İmkansız diye bir şey yok Miran. İmkansız neydi biliyor musun? Bizdik. Sevdamızdı. Bak, neredeyim şimdi? Kimin yanındayım? İmkansız dedin, sevdin. İmkansız dedim, evlendik. Ya imkansız dedim, babamla omuz omuza beni aradın. Eğer uğruna değer bir sebebin varsa imkansız diye bir şey yoktur. Bir daha babanla görüşmeyeceksin. Bir daha babanla görüşmeyeceksin. Babamla ne zaman istersem o zaman görüşürüm. Sen buna karışamazsın Miran. Ne oldu? Bırak! Bırak! Bırak!
ben çıkarırım. Bir inat etme, uzat ayağını. Başladı yine emirler vermeye. Acıyor mu canım çok? Senin yaptıkların kadar değil. Tamam. Yere basma. Üstüne basarsan canın daha çok acıdır. Geçmişin tek tanığı baban değil Miran. Babaannen değil, elbet başkaları da vardır. Birazdan ısınır burası. Soğuk şu an benim düşüneceğim en son şey Miran. Konuşmamız gereken başka şeyler var. Biliyorum Reyhan. Biliyorum. Biliyorsun. Ama bildiğini bana söylemiyorsun. Bu ne demek şimdi? Miran benim aklım almıyor. O evde benim annem, kardeşim, babam var. Sen onları nasıl riske atarsın? Böyle bir şey nasıl söylemezsin bana? Hani her şeyi birbirimize söyleyeceğiz diye söz vermiştik? Sen Hanife'nin babaannenle işbirliği yaptığını benden nasıl saklarsın? Reyhan, anlattım ya. Tekrar özür diliyorum senden. Ben bunca sıkıntının içinde senin bununla uğraşmanı, üzülmeni istemedim. Sadece bu. Hem ben... Hangi sıkıntı? Hangi sıkıntı Miran? Babaannenin çiftliği yakıp bizi öldürmeye kalkması mı? Babama attığı iftiralar mı? Ha bir de Gabriel Usta'yı tehdit etmişti değil mi? Ha dur sonra bir de gelen notlar var. Ya yeter artık yeter. Her yerde Aziz Aslan Bey. Ama ben senin niye söylemediğini biliyorum. Çünkü yaptığı bunca şeyin üzerine bir de bunu söyleyemedin de ondan. Ne alakası var Reyhan, ne alakası var? Çünkü onu koruyorsun. Çünkü o kadar şeyin üzerine boğulunca onu koruyamamaktan korkuyorsun Miran. Ben babaannemi falan korumuyorum. Koruyorsun. Hem koruyorsun hem de karşına ne çıkarsa çıksın. Kim ne derse desin ona inanmanın bir yolunu buluyorsun. Reyhan. Bak bana haksızlık ediyorsun. Yalan mı? Yalan mı Miran? Annenin yazdığından emin olduğun bir mektup var elinde. Ona rağmen hala da ardını araştırıyorsun. Neden? Çünkü babaannenin yalan söylediğini kabul edemiyorsun. Sen ondan kopamazsın. Ya ben kendi gözlerimle gördüm. Sen hala da onun dizlerinin dibine çöküp ağlıyorsun Miran. Ben bununla nasıl başa çıkacağım, nasıl mücadele edeceğim bilmiyorum. Miran! Eğer o kapıyı açtıysan... Eğer o kapıyı gitmek niyetiyle açtıysan sakın kapatma. Ben babaannene böyle katlanırken, söylediği onca yalanla başa çıkmaya çalışırken sen benim söylediğim doğrular yüzünden beni geride bırakacaksan bırak. Ama eğer çıkarsan bundan sonra benim için dönüş olmayacak. Seni bırakmam. Asla bırakmam. Bırak! Miran bırak dedim, bırak! Bizim aramızdaki evlenecek hiçbir şey yok. İzin vermem, fırsat vermem. Ne babaanne, ne baban, ne yalanlar, ne notlar, hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Anlam onu. Ben seni asla bırakmam. Adem.
TV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.